Değerli milletvekilleri, bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Görüşmelere başlamadan önce bugünün anlam ve önemine dair kısa bir görüşmemi ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanlık tarihinin büyük kısmı boyunca toplumumuz küçük, doğa ise büyüktü. Onlarca yıllık kısa bir süre içerisinde temel olan bu oran tam tersine döndü diyor çevreci Bill McKibben. O yüzden de doğayı itip kalktığımız bir dünyada hızla doğanın bizi çok daha büyük bir güçle bir kenara savurduğu bir dünyaya geçiyoruz. Doğayla tersine döndürdüğümüz bu varoluş hali de su kaynaklarımızın, toprağın ve havanın tehlikeli bir şekilde kirlenmesine, harap olan, yok olmaya doğru giden bir dünyaya açılıyor. Bu büyük yok oluşun bir faili var. Üretim ve tüketim sisteminin kendisi olan yani kapitalizmdir. Oysa dünyayı amansızca kirleten şeyleri üretmek için kullanılan birikim farklı koşullar altında insan ve çevre arasında daha uyumlu bir denge yaratmak için kullanılabilir. Ama bu kapitalizm için karlı değil. Bizim çıkarımız her şeyin toplumsallaşması iken kapitalistlerin çıkarı yarattıkları kayıpları toplumsallaştırmak. Bugün yaşatılan ekokırım, gezegene, doğaya, gelecek nesillere ve kırılgan toplumlara yapılan büyük bir adaletsizliktir. Bu adaletsizliği aşmanın yolları bilim insanları söylüyor. Bu yüzyılın ortalarında iklim krizinin olumsuz etkilerinin hissedilemeyeceği bir yeryüzü bölgesi kalmayacak. Sonuç olarak başka bir dünyayı ancak bu dünyada kurma şansımız olduğunu fark etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz sistemin sürekli olarak felaket yaratan bir üretim tarzını aşıp bir yıkım tarzına dönüştüğünü görmeliyiz. Dolayısıyla bugün iklim krizinin dünyada bu sistemi yönetmek, bu sistemle yönetilmek felaketleriyle koyun koyuna olmak gibi. İşte iklim krizini aşmak, felaketlerin önüne geçmek için bundan kurtularak çalışmaya başlayabiliriz diyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ülkemizin içinde bulunduğu doğal afetlerin, iklim krizi kaynaklı yapılan her türlü iklim krizini tetikleyen çalışmaların bu meclis çatısı altında bulunan saygıdeğer milletvekilleriyle birlikte önüne geçeceğimiz bir süreci birlikte yaşamak ve yaşatmak dileğiyle tüm milletvekillerimize ve bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz.